Kuzey Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyeti'nden beş parmaklardan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar 1974 Muharebesi'ne Barış Harekatı'nda düşmanı kovalarken beş parmak dağlarına çıkan tankımız budur. Yani genel olarak inanılmayan, efsane olarak söylenen olay gerçektir. Tank 1000 metre, 1024 metreye kadar çıkmıştır. Burası Lapta Selvili bölgesi. Tank ST İlerion bölgesinden düşmanı kovalayarak bu tarafa doğru gelmiştir. Yani çok olağanüstü bir coğrafya arkadaşlar. Yani Kıbrıs'ı çok dağlık olarak görmeyebilirsiniz ama yani şu bölge yani normal şartlarda bir tankın çıkması imkansız gibi bir şeydir. Zaten komutan tankı yeniden indirmesini söylediği askere yani ben buraya çıkarken düşmanı kovalarken önümde düz bir yol göründü. Ben bu yolu takip ederek çıktım. Yani o yolun bana görünmesi lazım ki ben bu tankı indireyim demiştir. Yani şimdi zaten çevreyi size göstereceğim. Yani buraya bu şekilde yani şimdi asfalt yol yapılmış ama eskiden bu yol yoktu. Yani dağlık bölge yani inanılmaz bir coğrafya. Yani tarihte belki böyle bir olay yoktur. 2 Ağustos'ta Rumları kovalarken tank yani yandan ve arkadan saldırı emri alıyor. Özel kuvvetlere mensup bir birlik yani bu tank birliğe mensup. En son bu bölgede mayına basıyor. Rumların döşediği mayına basıyor. Paletini kaybettiği için yoluna devam edemiyor. Sonradan arkasından gelen tanklar yani bu tank bir yol oluşturuyor, açıyor. Arkasından gelen tanklar yol açmak için tankı buraya yani normalde orijinal yeri burası değil daha yukarıda sonra buraya itekliyor. Yani o gün bugündür 1974'ten beri tank buradadır ve sonsuza kadar da burada kalacak inşallah. Bu arada bütün şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Arkadaşlar size etrafı göstereyim. Biz bile ayakta zor duruyoruz. Yerimizi kırmadan. Arkadaşlar, belki kameradan çok şey görünmüyor ama yani tankın şu yolda, şu kayaların içinde hareket etmesi imkansız. Yani normal bir şekilde şöyle söyleyeyim ben size. Bir insanın yaya olarak yani buradan çıkması neredeyse imkansız. Bakın biz şu an burada platform yapılmış. Üzerinde zor duruyoruz. Çok dik ve kayalık. İşte bazıları gerçek olmadığını söylüyor. İşte efsane falan muhabbeti var. Tank burada duruyor arkadaşlar. Paletlerini kaybettiği yeri göstereyim size. Zaten en zirveye kadar tankı çıkarmış askerlerimiz. Yani bütün yolu kat ettikten sonra zannedersem mayına bastığı bölge tam bu zirve. Bu yollar sonradan yapılıyor. Biz şu an tam beş parmakların üzerindeyiz. Aşağısı Lapta bölgesi, sağ taraf Girne merkez. Arkadaşlar, tam bu bölgede mayın patlaması sonucu tank hareket yeteneğini kaybediyor. Size coğrafyayı şöyle göstereyim. Bu yollar sonradan yapılıyor. Yani dikkat ederseniz zaten kayalar bayağı bir yol açmak için oyulmuş. Yani şu yolun olmadığını düşünürseniz arazinin dikliği
bu şekil. Kıbrıs'a geldiğiniz zaman kesinlikle arkadaşlar bu bölgeleri ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar memnun olurum. Daha videolarımıza devam edeceğiz. Daha Kıbrıs'ta şimdi videolara bakıyorum. Çok az video var. Yani belli başlı 3-5 yer var. Ben size yani Kıbrıs'ın yani gerçek Kıbrıs'ı olduğu gibi göstereceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Arkadaşlar tank komutanı Tank Üsteğmen Mahmut Şanlıtürk. Tank Onbaşı Gürler Erdağ. Tank Er Abdülkadir Kurt. Tank Er Recep Doğan Yiğit. Onları ve tüm askerlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Arkadaşlar günübirlik gezi için gelebilirsiniz bu bölgelere. Diğer videolarımda da anlattığım gibi Girne veya Levkoşu'dan çıktığınız zaman Hilaryon Kalesi'ni görüp oradan bu tankı görüp buradan Mavi Köşk mevkiine doğru ilerleyebilirsiniz. Oradan da Mavi Köşk görüp gezinizi yani bir günlük gezinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Adım adım görülecek ne varsa hepsini kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar. Yani Kıbrıs'a geldiğinizde veya yani gelmek istediğiniz zaman yani gelmenize de inşallah gelmenizi de teşvik ederim inşallah. Videolarımız devam edecek arkadaşlar. Girne merkezden 20-25 dakika içinde buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ali Bey, şey tarafı baksanıza. Efendim Halit Bey. Bizim tarihi Kıbrıs şehirleri var. Onu hepimiz biliyoruz ama yine de dediğin gibi izleyicilerimize gösterelim arkadaşlar. Böyle panolar var. Kıbrıs tarihi ile ilgili. Genel olarak. Videoları durdurup okuyabilirsiniz. Burası da İngilizce yazılmış. Size biraz çevreyi göstereyim. Tam beş parmakların üzerindeyiz. Bir tarafımız Girne, bir tarafımız Levkoşa. Uluma sesleri duyarsanız korkmayın. Buradaki Kıbrıslı Türk arkadaşlarımız. Şimdi buradan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Mavi Köşk'e doğru. O bölgede de çok sayıda şehit vermişiz. İtalyan asıllı bir silah kaçakçısı. Onun köşkünü göreceğiz. Çok yüksek bir yerdeyiz. Yani Kıbrıs çok sıcak. Yani burasının havasıyla ve Girne Levkoşa'nın havası çok farklı. Çayınızı, kahvenizi, termosunuzu alıp gelip burada piknik de yapabilirsiniz. Arkadaşlar diğer videomda görüşürüz.